AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 2018 yılındaki genel seçim öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı 24 taksitle aldığı iPhone 6 akıllı telefon polemiğine Fox Haber sunucusu Selçuk Tepeli de katıldı. Kimse sormuyor, Mahir Ünal cebinde ne taşıyor diyerek canlı yayında küplere binen Tepeli, çiftçinin 24 taksitle telefon aldı diyerek ekranlarda konuşulmasını utanç verici olarak değerlendirdi. Ah ah, şimdi bakın. Sayın Mahir Ünal ekranlarda daha çok görünse bu muhalefetin arayıp da bulamayacağı bir şey olur herhalde. Tabii muhalefet bunları değerlendirse bakıyorum demeçlerine, değerlendirmelerine, eleştirilerine. Şunu anlamıyorum. Sayın Ünal'ın bahsettiği o telefon var ya, o akıllı telefon. O bir kere doğalgazla falan çalışıyor, öyle eski bir şey. Adam caz gitmiş 24 taksitte almış. Kimse sormuyor Sayın Ünal kendisi cebinde ne taşıyor? Yakınlarına kaç tane telefon getirtip ya da kendisi getirip dağıttı, hediye etti. Hadi onları da geçtim. Ya arkadaş sen bu ülkede uzaktan eğitim yapıyorsun değil mi? EBA. Bu EBA'da internete ihtiyacın var mı? Var. Zorunlu mu? Zorunlu. Bu türden aykıtla, aygıtlar lazım mı? Lazım. Sen e-nabız, insanlar aşı olacak değil mi? Yaşlı insanlara bile e-nabızı indirecekler mi? indirecekler. O telefonu o bahsettiği telefona e falan inmiyor. Eski o. İnmiyor ona. O adam o telefonla e-nabızdan aşı falan olamıyor yani. Sen bunu düşünmüyorsun devlet olarak. İktidar partisinin genel başkan yardımcısı olarak bunları düşünmüyorsun. Utanç verici bir biçimde çık okuyorsun diyorsun ki 24 taksitte şöyle bir telefon almış falan filan biraz insaf ya biraz insaf bununla övünmesi gerekirken bir yandan da övülecek bir durum yok ya. Ya niye övülecek bir durum yok? Dünyada ülkeler var. Türkiye'ye kadar potansiyeli yok. İnsan hakkı olarak interneti bedava veriyorlar ömür boyu. Doğduğun zaman internet hakkın var bedava. Bizde ne? Hiçbir yatırım yapmayan, berbat bir internete dünyanın parasını alan bir sürü GSM otop, operatörü bilmem ne var. Bir sürü efendim bu konuda iletişim sektöründe çalışan şirket var, şu var, bu var. İ i̇nternet berbat. Ondan sonra diyorsun ki internet paketi de almış. Yahu işte anlaşılmayan şey bu. Kentlerde dolanan ve Mahir Bey gibi muhtemelen bir kök bir şey ekmiş, oradan bir şey üretmiş olmayan, özellikle de siyaset sahnesinde bir kök domates yetiştirmemiş. Bu ülke için hiçbir şey üretmemiş. İnsanların cebinde olan telefondan şundan bundan daha iyisi, mümkünse sen onlardan daha iyisini üret, yerli milli olsun sat. Bundan da gocunma, bunu da yapamamışsın. Onlar da daha iyisi olacak ki o çiftçi üretecek, hayat standardı yükselecek. Onun ürettiği markayla sen ihracattan da para kazanacaksın, katma değer yaratacaksın. Kendi ülkende de insanlara ucuz gıda yedireceksin. Doğru dürüst beslenecek, yabancı tohumla ithal saçma sapan yiyeceklerle değil bu memleketin madem Türk belleti şu su bu su bu memleketin zenginliğiyle bu memleketin toprağıyla bu memleketin ürettiği toprağının ürettiği gıdayla beslenecek kendi genetiğine aykırı olmayan şeylerle beslenecek ki en iyisini üretirsin burada. Bunları düşüneceğine diyorsun ki adam 24 taksitte gitmiş şu telefonu almış, bu telefonu almış.